Vita TV'den herkese selamlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Hatırlarsanız 3 gün önce PUBG Mobile resmi bir duyuruyla New Era'yı ve 1.0 güncellemesini doğruladı. Sadece doğrulamakla kalmadı. Üstüne basa basa bunun PUBG Mobile'de yeni bir çağın başlangıcını beraberinde getireceğini de söylediler. Peki neden bu kadar üstünde durdular ve neden yeni bir çağ geleceğini iddia ediyorlar? Hemen size kısa örneklerle açıklamaya çalışacağım. Tabi bunu yayınladıkları resmi duyuruyu izleyerek yapacağız hep birlikte. Ve evet 1.0 New Era olarak New Era adıyla başlığı altında gelecek. İşte size sürpriz yapacağız ama biraz beklemede kalın falan diyorlar. New Era Erangel 2.0 oluyor. Zaten test sonucusuna geldi bunu hepiniz biliyorsunuzdur. <laughs> en iyisi olmak için çabalayacağız diyor PUBG Mobile etkileri. Bu yeni sürümde ha geldik. Çok sayıda geliştirmeye yer verdik. Yeni teknoloji, yeni kullanıcı deneyimi ve yeni çağ, yeni oyun mekaniği, yeni çağ özel yeni oyun mekaniği. PUBG Mobile için yeni bir dönüm noktası. O zaman yeni çağın gizemlerini hep birlikte ortaya çıkaralım ve bizi bekleyen sürprizleri keşfedelim. Mobil oyuncular için daha gerçekçi bir Battle Royale demişler. Evet, burada yeni getirecekleri teknolojileri, yeni geliştirdikleri teknolojileri gerçekten acayip merak ediyorum. Ee, karakter improvements ee, upgraded in game graphics burada oyun grafiklerinin yepyeni bir noktaya taşındığını göreceğiz çok yakında ben de çok meraktayım hani bu mobil cihazlara nasıl yansıyacak optimizasyon açısından vesaire vesaire ve upgraded environment oyun kalitesini kapsamlı olarak geliştirdik demişler ilk olarak oyuncu karakterlerinde iyileştirmeler yaptık demişler. Bu iyileştirmeler neler? Animasyonlar. Animasyonların akıcılığı ve karakterlerin modellenmesi gibi, kaplamaları gibi ufak tefek ama oyunun temeline etki edecek değişiklikler bunlar physically based rendering demişler. Physically based rendering nedir? Oyunun tamamen fiziksel olarak çevredeki olayları renderlamasıdır. Mesela PUBG Mobile'da araç kullanırken araç dinamikleri bana çok yapay geliyor. Çok insan yapımı olduğu aşırı belli oluyor. Ama PC PUBG oynadığımda araç kullanırken tamamen çevreyle etkileşim içerisinde olduğu için mesela bir kayaya çarptığınız zaman aracın aldığı tepki gerçek hayatta alacağı tepkiye çok daha yakın, çok daha yapaylıktan uzak ve bir oyuncuya çarptığınız zaman oyuncu çarptığınız yöne göre, uyguladığınız kuvvete göre ve aracın hızına göre oyuncunun karakteri öldüğü zaman bir animasyon yapıyor. Bu animasyon tamamen fiziksel olarak hesaplanıyor. Buna ragdoll deniyor tabi. Bunun PUBG Mobile'e gelmesini gerçekten çok istiyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda gelir. Image Based Lighting demiş. Image Based Lighting çok emin değilim ama araştırmalarıma göre Ray Tracing ekran kartlarında bulunan ve yeni, yeni yeni geliştirilen bir teknoloji. Bu teknolojide mesela oyunuz içerisinde ekranın içerisinde herhangi bir nesne var. Bu nesne fiziksel olarak orada olsa da bunu ekran kartınız yani ya da cihazınızın işlemcisi telefonunuzun işlemcisi diyeyim bunu bir resim olarak hesaplayıp bunun hareketlerini fiziksel bir obje olarak değil de sanki resim hareket ediyormuşçasına bir video hareket ediyormuşçasına ekranda optimize etmeye çalışacak. Bu da daha yüksek grafik kalitesinde daha düşük sistemlerde oyun oynamak mümkün olacak demek oluyor. Şu an bilgisayarda bu teknoloji büyük oranda yaygınlaşmaya başladı. İlerleyen günlerde telefon oyunlarında mobil oyunlarda karşımıza nasıl çıkar? İnanın beni çok meraklandıran bir diğer konu bu da. Spot Spotlight Projection. Ana lobideki ışıklar ve düzenlemesi, ee, ana menüde 5 tane ayrı renk seçmişler. Şöyle oynatayım isterseniz. Buradaki bahsettiği olayda ana menüde 5 ayrı renk seçmişler. Bu renk paleti içerisinde işte umut, duygu, işte onur vesaire vesaire. Bunları çağrıştıran renklerden oluşan renk paletini oluşturmuşlar. Yeni haritayı kullanırken de bunu oluşturmuşlar. Bundan yararlanmışlar. Bu renklerden yararlanmışlar. Bol bol bu renkleri kullanmışlar vesaire vesaire. Yeni teknoloji graphics overhaul demişler. Ayrıca savaş sırasında görebileceğin bazı temel unsurları da değiştirdik demişler. Bakın bu videoda dikkatinizi çektiyse sudaki yansımalara çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Gerçekten PUBG Mobile grafiklerine göre mükemmel bir boyuta taşımış bu sudaki yansımalar. Onun dışında ışıklandırma gerçekten çok mükemmel duruyor. Parçacıklar, duman, muzzle flashları, silahların ateşlendikten sonra silahtan çıkan o ışık vesaire vesaire her şeyi baştan yapmışlar. Partikleri nasıl düzenlediklerini bilmiyorum ama gerçekten PC PUBG'nin particle sistemini PUBG Mobile'e getirirlerse birçok kişi PC PUBG bırakıp PUBG Mobile'e bile gelebilir. Çünkü oyun gitgide evriliyor ve gitgide çok daha iyi bir noktaya dönüşüyor. Bir mobil mobil oyun dünyasında çıktığı günden beri bir kilometre taşını oluşturuyor ve bütün geleceği, bütün çağa PUBG Mobile yön veriyor. Hah, bir nokta daha PUBG Mobile'in yapaylığı ile ilgili. Ateş ettikten sonraki o silah animasyonları gerçekten çok kötü. Ya mesela SKS ile bilhassa ya da DMR silahlarla mini de çok yok ama PUBG ile SKS ve SLR'la ateş ederken o kadar yapaylığını hissediyorsunuz ki geri tepmenin. Yani bir daha o silahları kullanasım gelmiyor. Ben kendi adıma söyleyeyim. Kişisel görüşüm bu. Bir daha bu silahları kullanasım gelmiyor benim. Bunların da animasyonlarını değiştirecekler. ilerleyen günlerde. Bakalım yeni animasyonlar Ş göstermedi. Ş paraşütle inerken ki paraşütle indiğiniz hıza göre karakterinizin yapacağı animasyonlar. Bak bu yeni animasyon. Eski, az önce gösterdi de buradaki de eski animasyondu. Daha gerçekçi bir deneyim yaşatmak adına bunları bir kez daha gözden geçirmişler. Shading quality yansıma kalitesi. Yansıma kalitesi önemli ölçüde artırılmış. Light transmission effect. Bu ne demek oluyor? Mesela bir yerden bir yere hareket ediyorsunuz ve ışık kaynağıyla aranızdaki açı değişiyor. Ya da ışık kaynağıyla aranıza herhangi yarı saydam ya da herhangi küçük objeler girip çıkıyor. Gerçek zamanlı olarak bunları hesaplayıp ağaçların arasından geçerken yaprakların arasından güneş hüzmelerini görmemizi bile olanaklı kılacak bu sistem. Getirdik, getirecekleri bu sistem. Bence mükemmel ötesi bir şey olacak. Eğer başarabilirlerse tabi bunu optimize etmek de çok önemli. Bakın gördüğünüz gibi gökyüzüne baktıkça yansıma açınız değiştikçe biraz daha değişiyor. Daha güzel. Bakın bahsettiğim olayı göstermiş. Burada lens flare efektini görüyorsunuz. Güneş Tam karşınızda ağacın arkasından bir gözünüze lens efekti yansıyor. Ağaçların arasındaki hüzmeleri görüyorsunuz yaprakların arasındaki. Bakın bulutların arasında güneşin çıkmak üzereyken orada yarattığı hüzmeler bile oyunu bambaşka bir noktaya taşır yani. Bu bir mobil oyun abi. Bu eski hali. Bu da yeni hali. Baksanıza yansımaya, güneş ışıklarına vesaire vesaire. Mükemmel görünüyor yani PUBG Mobile'den beklenesi bir şey değil Ve diyor ki telefonunuzda çok Kaliteli ve optimize bir Oyun deneyimi sunmak için geliyor bu aslında Diyor PC PUBG'de biz Erangel 2.0 güncellemesini getirdiklerinde Çok korkmuştuk acaba oyun çok daha mı Kötü olacak Çok daha mı optimizasyonu bozulacak falan demektik ama PC PUBG'deki Erangel 2.0 haritası Bütün haritalardan daha iyi performans veriyor Burada arayüzü değiştirdiklerini bahsetmişler. Bunu zaten birçok videoda anlattık, birçok videoda gösterdik. Artık sağda, solda, kenardan, oradan, buradan fırlayan şeyler olmayacak. Direktman sadece sizi ilgilendiren şeyleri kendiniz düzenleyebileceksiniz aynı zamanda bunları ve kendiniz sergileyebileceksiniz başarılarınızı. Arayüzü 3 parçaya bölüp 3 sekmeye ayırıp mükemmel bir hale getirmişler. Bunu da tebrik etmek istiyorum. Yapılması gereken bir şeydi. Bakın burada bahsettiğim renkleri gösteriyor. Size az önce son olarak bir genel değerlendirme yapalım ve ardından kapanışa geçelim canlar. Şöyle bir olay var. Tabi bunlar büyük bir şey. Bu getirecekleri şeyler PC endüstrisinde bile PC oyun endüstrisinde bile çok yapılırken zorlanan optimizasyonda sıkıntı çekilen şeyler. Ki PC PUBG hala bunların bir çoğunu başarabilmiş değil. Ve bunlar PUBG Mobile'e nasıl entegre edilecek? Küçük cihazlarda düşük sistem özellikleri bulunan cihazlarda nasıl performans alacağız bunların hepsi bir merak konusu ve aynı zamanda da büyük bir ilham kaynağı bizler için de ilerleyen günlerde neler olacak neler değişecek ayın 8'inde PUBG Mobile bize bir sürpriz yapacağını söyledi 8 Eylül'de bakalım neler olacak hep birlikte heyecanla bekleyip göreceğiz canlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır ve umarım size videodaki olayları detayına kadar güzelce açıklayabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın.